Evet arkadaşlar, Kuşbaşı. Eski camcada. Dostlarımız, büyüklerimiz hoş geldiniz. İş adamımız Halit Ötün burada. Hoş geldin Sayın Halit abim, hoş geldiniz. İş kadınımız Kadriye Ömrü burada. Hoş geldiniz diyorum. Sizler de. Şakulu Derneği Başkanımız Hüseyin abi, sizler de hoş geldiniz tekrar. Daha doğrusu hepiniz tek tek hoş geldiniz. Yani yeniler geldikçe size böyle bir eski türküle tekrar devam edeceğiz. Bozum hoş geldin. Sanatçı kardeşim. Hüseyin Göçmen aramızda, sanatçı kardeşim. Hüseyin Türkü Deniz aramızda, Can Hocam var aramızda. İleriki saatlerde böyle paylaşacağız. Şimdi bizim Ovacık'ta yaşlı bir amca yola giderken genç bir çocuk denk geliyor. Selam aleyküm amca, aleyküm selam. Bana o, Brian sen kimin oğlu, sen hangi köylüsün diyor. Amca ben o karşı köylüyüm. Sen diyor kimin oğlusun, ben diyor Hasan'ın oğluyum. Bu ne diyor, siz iki kardeşsiniz diyor. Amca biz iki kardeşiz. Diyor Brian sizde geçen sene biri ölmüştü, o sen mi yoksa kardeşin miydi? Şimdi aramızda tabii ki herhalde Almancıları var değil mi? Billaki vardır. Yeni gelenler size hoş geldiniz. Almancıları var değil mi? Almanya'dan gelenler var herhalde. Şimdi eski Almancılar geldikleri zaman böyle köy toplantıları da bize ne getirmiş? Sigara mı getirmiş, gömlek mi getirmiş de. Böyle bir beklentileri oluyordu. Şimdi bir tane bizim yakın köyde bir Almancı gelmiş tabii. Köylüler toplanmışlar. Eşi de bahçeden armut elma getirmiş kendisine. Masaya koymuş. Abi hoş geldiniz bu arada. Bir ara biri soruyor ya diyor ki Şiho, ismi Şiho'ymuş diyor, Almanca öğrendin mi? O da 5 yıl kalmış tek kelime öğrenmemiş benim gibi. Şimdi dese bilmiyorum ayıp olacak, 5 yıl kalmış. Hani köylüler saftır, kandırayım gitsin gibi. Sen demiş valla hema aynı bizim dile benziyor. Ya demişler nasıl benziyor? Yani hema aynı bizim dil. Çok az bir farkı var yani. E demiş nasıl yani? Ya diyelim ki burada bu elma, orada elma mı? Yani burada armut, orada armut mi? Oradan bir ses geliyor, ya diyor sanki biraz yalan söylemiyorum mi? Bir mi de o ekliyor tabii. Sağ olun. Şimdi Diyarbakır'dan İstanbul'a otobüs gidiyormuş, yaşlı bir amca yolcu. Yanındaki yolcu kalp krizi geçiriyor, tabii polis, savcı geliyor, otobüsü durduruyorlar. Savcı diyor ki, ifade almak zorundayız diyor. Yanmışım, bu otobüs gidiyor diye. Kapı kapalı, pencere kapalı, ya o açık bir yer de yok. Ya bu Ezrail nereden girdi içeri? (Gülüyor)
başında anası babalar başında. Yiğit boy aslan boy parçalanmış hırkası üstünde boş yarası. İsyan ediyor babası yiğit boy aslan boy. Kimler vurdu bir an olsun yeni yurdu. Senden gayrı kimse yoksun yiğidim o yaslan boyu. Ninilerle I'm